milliyetçilik yükseliyor. Dünyanın her yanında. Trump, Erdoğan, Putin gibi politikacılar önce benim ulusum ifadesinin bir sembolü oldu. Bunun ne anlama geldiğini araştırıp insanların neden bu akıma katılmak istediklerini anlamak için küresel bir yolculuğa çıktım. New York ilk duraklarımdan biriydi. Bu Martina Marcota. Bir ressam ve Başkan Donald Trump'ın politikalarının büyük bir destekçisi. Amerika Birleşik Devletleri'ni korumak istiyor. Martina'ya göre Amerika liberaller ve küreselleşme nedeniyle tehdit altında. Bizler havalı ve moda olan şeyler için birer rol modeliz. New York'ta kalmak, havalı ve uç kültürün sağ kanatın değerlerine ve gelenekçiliğine yönelmesini sağlamak benim görevim. Martina, Amerikan başkanının duvar örme ve göçü sınırlandırma politikalarını da desteklemiş. Çalışmalarında milliyetçiliği bir hipster tarzıyla ifade etmek için cinsel çekiciliği kullanıyor. Çoğu Trump destekçisi gibi geride kalmış hissetmiyor. Dahası onun söylemlerinden cesaret alarak liberal New York'ta radikal bir zıt kültür oluşturmak için uygun bir yer bulmuş. Milli gurur etrafında merkezlenmiş bir söylem. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'deki milliyetçiliği de harekete geçiren bu. Sonraki durağımız... Erdoğan yeni bir Türk kimliğinin babası olmak istiyor. Dini inancın şekillendirdiği bir kimlik. Türk nüfusunun en azından yarısı bunu istiyor. Yani dindar, muhafazakar yarısı. Giderek daha fazla cami inşa ediliyor. Genç bir Erdoğan destekçisiyle buluşmak üzere bir camideyiz. Muhammed Sönmez, bir avukat. Bize gerçek bir Türk'ün ulusunu her şeyden önce tutacağını, hükümeti destekleyeceğini ve Müslüman olacağını söylüyor. Aslında özgüvenini kazanmış bir Türkiye olarak adımlar atmaya çalışıyoruz. Yani daha öncelerden biraz kaybetmeye alışkın bir toplumuz. Ama artık kazanabiliriz. Biz de yapabiliriz. Biz de büyük düşünebiliriz. Çünkü geçmişten günümüze hep güçlü bir ülke olarak geldik. Yeni Türkiye. 2016 yılındaki darbe girişimine bir gönderme. Girişimi engelleyen Erdoğan destekçileri, zaferlerini temel olarak İslam'a dayanan yeni bir ulus ortaya çıkarmak için bir fırsat olarak görüyor. Peki Muhammed'in İslami milliyetçiliği desteklemesi avukatlık mesleğiyle çelişiyor mu? Çok adil bir şekilde yargılayabileceğimizden hiç emin değilim. Çünkü kimin, nasıl, ne şekilde bu terör örgütleriyle bağlantılı olduklarını bilemiyoruz. Ona göre milliyetçilik ve ülke sevgisi bağımsız bir yargıya olan ihtiyaçtan daha üstün. Korku milliyetçi kimliğe yön veriyor. Bir sonraki durağımızsa Türkiye'nin komşusu Irak. Ülkenin kuzeyinde Kürtler onlarca yıldır bağımsızlık istiyor. Büyük bir Kürt nüfusa sahip olan Türkiye buna karşı. Hatta Irak sınırını kapatma tehdidinde bile bulundu. Türk hükümeti sınırı her an kapatabileceğini söylüyor. Bağımsız bir Kürt devletinin Türkiye'de de ayrılıkçı hareketleri tetikleyebileceğinden endişe ettiklerini belirtiyor. Ancak Kürt devletinin destekçileri sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır. Onlardan biri de Harim Amşe. Erbil'de buluşuyoruz. Kendisini iyi bir milliyetçi olarak tanımlıyor. Milliyetçiliğinin Kürt bölgelerindeki Irak işgalini sonlandırmayı hedeflediğini söylüyor. Bir Kürt olarak Irak pasaportu taşımak çok aşağılayıcı. Onu cebime koyduğum her an aşağılanmış gibi hissediyorum. Ari, Irak hükümeti altında yıllardır bastırıldıklarını söylüyor. Kürt milliyetçiliğinin diğer tüm kültürlere açık olduğunu kaydediyor. Martina Marcota, Muhammed Sönmez, Harim Amşe. Hepsi milliyetçi. Ancak milliyetçiliğin çok farklı tonlarda ortaya çıktığını görüyorum.